İsmim Aslı Gönül Ertuğrul. Aktaşan Okulu'nda öğretmenlik yapıyorum. Kızımın adı Eda Reyhan Ertuğrul. Merhaba Eda. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyi. Teşekkür ederim, çok mersi. 6 yaşında şu anda, 6-6,5 yaşında. 2,5 yaşındayken, pardon 1,5 yaşındayken birdenbire sebebini bilemediğimiz bir nedenden dolayı böbreklerinde kitlenme oldu. Süzmedi böbreklerimiz. Burada tıp fakültesi, ilk başta kadın doğum hastanesine gittik. Oradaki doktorlar müdahale ettikleri zaman durumunun ağır olduğunu, tıp fakültesine gidilmesi gerektiğini söylediler. Tıp fakültesine gittiğimiz zaman orada yoğun bakımda kaldık. Yani 200 saat orada Paşa Balcı vardı doktorumuz. O çok bizimle ilgilendi, çok sağ olsun. Ona minnettarım, öyle söyleyebilirim. Ve 2 saatle kızımı kurtardık. Nasıl yani? Şöyle, İstanbul'a Göztepe Hastanesi'ne sevkimiz oldu. Paşa Bey o akşam çok ilgilendi bizimle. Ankara kabul etmedi durumunu. Durumunu bildiğinden dolayı İzmit kabul etmedi. Ama İstanbul Göztepe Hastanesi çocuk yoğun bakımı kabul etti. Ambulansla apar topar bizi İstanbul'a gönderdiler Göztepe Hastanesi'ne. 11 Eylül'de yaşandı. 11 Eylül 2017. 2017. Evet. Daha sonra bir hafta yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakım süreci bizim için çok zorlu bir süreçti. Kızımın yoğun bakımdayken 2 sefer kalbi durdu. Evet. Daha sonra doktorlarımız oradaki 1,5 ay boyunca bir hastanede kaldık. Tekrardan Göztepe Hastanesi'nde. Böbreklerinin iflas ettiğini, çalışmadığını, periton diyaliz uygulanması gerektiğini söylediler. Ve biz evde bir sene boyunca periton diyaliz uyguladık. Yani karnından sıvı verdik, sıvı aldık. Çünkü normal diyalizi kaldıramayacak yaştaydı. Daha sonra doktorlarımızın bize söylediği ya kadavradan alınması gerektiği veya sizin böbrek, yani benim böbrek vermem gerektiği veya ailemizden birisini. Ben de kendim böbrek vermek istedim. Annelik duygusu tabii ki. Annelik duygusu. Çünkü doktorlarımızın bize söylediği ameliyattan kalkamama ihtimalinin çok düşük olduğunu, kalkma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylediler. Ve böbreğimi severek verdim. İstanbul'da nakilimiz oldu. Şu anda gayet iyiyiz. Yani şunu soracağım, o yıldan beri sizin zaten bir parçanız da, evet. Bir de organınızdan bir parça, evet. Nasıl bir duygu bu yani? O çok farklı bir duygu, resmen ikinci sefer tekrardan doğdum, öyle söyleyebilirim. Çocuk tabii ki de çok endişe verici bir şeyler oluyor ama şöyle bir şey var ki, evladımız bizim için kanımız, canımız, her şeyimiz. Evladımız olmadıktan sonra bana kalırsa sağlığın hiçbir önemi yok. Yani ben şöyle düşünüyorum, yaşamışım ya yaşamamışım. Benim için hiç önemli değil. Yeter ki evladımın sağlığı sıhhati olsun. Peki Eda bunun farkında mı? Evet, farkında. Eda. Bazen de kızıyor. Eda, nasılsın Eda? Annenin böbreğiyle hayattasın şu anda, biliyor musun? Hı? Nasıl? Nasıl bir duygu? Çok mu iyi? Aferin sana. Zor bir süreçti. İşim için de, çocuk için de, esas onlar için çok zordu yani. Benden ziyade. Çünkü işim hem böbreğini vermesi, Eda'nın hem bu şekilde olması. Yani bir iki yıl böyle ciddi bir sıkıntılı dönem yaşadık ama çok şükür. Şimdi çocuk iyi. Allah'a şükür. Şimdi bağışıklık sistemi baskılandığı için kısmen sıkıntımız var ama gene de çok çok iyi. Allah razı olsun yani. O dönemde yardım eden doktorlarımızdan, Ankara'da bizi ameliyat eden Mehmet Haber abi, Mehmet Hoca Haber ameliyat etti. Bizzat o girdi bizim ameliyatımızda, sağ olsun. Şu anda oradaki doktorlarımız çok yakından ilgileniyor. Sonra şu anda iyi Eda'nın durumu. Çok şükür hastalığı, yani bir enfeksiyon kapmadıktan sonra biz değiliz. Enfeksiyon kapınca biraz telaş oluyor ama aynen. Ama şu anda çok şükür, Allah'a bin şükür olsun, çok iyiyiz. Gayet durum iyi. Eşim ciddi şey yaşadı yani, çocuk aynı şekilde. Ama hepsi geçti, bitti yani. Eda tek çocuğunuz mu? Eda iki tane, abisi var. Bir de abisi var değil mi? Eda, mutlu musun? Evet. Nasıl? Çok mutlusun. Evet. Çok. Anneler, insanlar çok korkuyorlar. Organ bağışı yapmaktan. Aslında hiç korkulacak bir şey yok. Gerçekten bir insan hayatını kurtarmak bile çok farklı bir duygu. O insanın bir şeye bağlı, bir ilaca bağlı kalmasını veya bir makineye bağlı kalmasını engellerseniz bence en büyük mutluluk budur bir insan için. Özellikle annelik. Evet. Bir de mesajımızı vermiş olduk. Kesinlikle. Organ bağışının yapılması gerekiyor. Çünkü birçok
çocuk var. Görmediğiniz, bizim gördüğümüz, görmediğimiz, göremediğimiz gerçekten bir organı bekleyen çok insanlar var. Ve onları bekleyen anne babalar var.